Arkadaşlar, IT Talk programımıza hoş geldiniz. Bugün ikincisini gerçekleştireceğiz. Karşımızda Seyma Hanım var. Seyma Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Hazırsanız direkt başlayalım. Olur, buyurun. Kendi Başlayalım. kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Sevim. 29 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunuyum. 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ve 2 haftadır da bir firmada software ve sistem tester olarak çalışıyorum. Çok güzel, yeni işe girmişsin. Tekrardan hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. İkinci soruma geçiyorum. Herhangi bir bootcamp'ten mezun oldunuz mu? Evet, ben Bootcamp mezunuyum. Tech Pro Education mezunuyum. İlk ilkanım normal bilgisayar mühendisliğinden bu alana yönelmişti. Siz matematik öğretmenliğinden yazılıma yöneldiniz. Tech Pro Education bootcamp'ine katıldınız. Tamam. Evet, doğru. IT alanına nasıl yöneldin? IT alanı şöyle oldu. Aslında ben Türkiye'de de öğretmenlik mesleğiyle çok hani mutlu olmadığımı fark etmiştim ama değiştirmeye çok cesaret edemiyordum. Almanya'ya gelince yeni bir branş, yeni bir kariyer istedim kendim için ve araştırmaya başladım. Bunun yanında üniversite döneminde de basit kodlama dersleri almıştım. Yani çok basit. Belki burada şu an belki bootcamp'te olan ya da Java bilgisi olanlar vardır. Onun için söylüyorum. Hani for loop, işte while loop ya da if else bu seviyede daha fazla değil. Çok basit bir şekilde bunlarla ilgili bir ders almıştım ve keyif de almıştım o derslerden. Bu şekilde parçaları birleştirince IT alanına geçmeye karar verdim. Teşekkürler. Şimdi farklı sektörden bu alana yöneldiniz ve başarılı oldunuz. Başka biri için soruyorum. Farklı sektörde çalışan biri bu sektöre geçiş yapmak isterse hangi önerilerde bulunursunuz? Güzel soru. Yani ben şu anki iş ortamından da örnek vermek istiyorum. SAP alanında yani yepyeni bir alana girdim ben. Bootcamp'te çok şey öğrendik. Ama bu da başka bir alan. Ve onboarding sürecinde birazcık kendi başımayım. Yani takım çünkü canlıya çıkması gereken bir proje var. Onunla ilgileniyor. Ben şu an kendi kendime bir sürü aksesim var. İşte şifrelerim vesaire. Bir şeyleri kendim öğrenmeye çalışıyorum. Ve bilginin içinde insan kayboluyor. Onu söyleyebilirim. Başka bir branştan gelen kişi bir tester. Mesela Java'yı nereye kadar öğrenebilir? Ya da nereye kadar onun işine yarayacak? Neyi, ne derecede, ne derinlikte öğrenmesi gerektiğini çok iyi bilmeyebiliyor. Yani zaman kaybı olabilir ya da yanlış bir yola sapılabilir. Ben öncelikle iyi bir kurumdan eğitim alınmasını tavsiye ederim. Yani ben öyle yaptım ve pişman olmadım, memnun oldum. Onun dışında İngilizce çok tavsiye ederim. Yani buradaki tek pişmanlığım İngilizce almamış, dersi, kursu İngilizce almamış olmak. Bu şekilde söyleyebileceklerim temelde bunlar. QA'in teknik özellikleri ve soft skill'leri neler olmalıdır? Önce soft skill'lerden başlamak isterim. Yani belli bir seviyede iletişim lazım. Tabii ki bir HR değiliz ya da marketing alanında çalışmayacağız ama bir takım da böyle uyumlu bir şekilde insanlarla hoş sohbet içinde çalışabilecek bir iletişim becerisi lazım. Ondan sonra çalışmak yani çalışmaktan çok sıkılmamak, yeni şeyler öğrenmeye açık olmak. Bu da bence en önemli temel bir soft skill. Teknik olarak düşünecek olursak da çevredeki iş ilanlarına bakılabilir ya da ilginiz olduğunuz alana bakıp o alana uygun tool'ları öğrenebilirsiniz. Ya da bir yerden eğitim alırsanız yani dediğim gibi ben eğitimimden memnun kaldım. En son hangi trendler varsa bir tester için o tool'ları öğrenebilirsiniz teknik olarak. Bir de az önce de bahsettiğim gibi kesinlikle dil yurt dışı ile çalışmayı düşünüyorsanız İngilizce, hatta Türkiye içinde de sanırsam İngilizce önemlidir. Bilemiyorum, ben Almanya'da olduğum için
Ama burada çok önemli. Almancanız da olsa bazı mitingler İngilizce gerçekleşiyor. İki dile de hakim olmak gerekiyor. Öyle. Yani kısaca bunlar diyebilirim. Teşekkürler. Şimdi bazı iş ilanlarında IEEE sertifikasının özellikle istediklerini görüyorum. Hepsinde değil ama birkaçında var. Birincisi IEEE sertifikanız var mı? İkincisi iş başvurunuzda bu sertifika işe yaradı mı? Çünkü bir sertifikam var ve ben bulunduğum çevre için söyleyeceğim. Almanya'da olmazsa olmaz diyebilirim. Yani biraz Almanlar da zaten her şeyi kuralına uygun yapmayı seviyorlar. Standartların olmasını, kuralların olmasını seviyorlar. Aynı şey tabii ki bizim alanımıza da yansımış. Ben bana çok faydası olduğunu düşündüm. Çok fazla mülakata girmedim ben. Ama arkadaşlarımdan da biliyorum. Soruların çoğu ISQB'den geliyor. Yani burada çok çok önemli. Onu söyleyebilirim. Bootcamp süreciniz kaç ay sürdü? 8 ay sürdü sanırım. Deprem dönemine de denk geldik. Biraz Evet. yani mecburi bir uzama oldu. O şekilde. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun artık. Evet. Şimdi bootcamp'ten mezun Geçmiş olduktan olsun. sonra kaç ay sürede iş buldunuz ya da kaç işe başvurdunuz? Ben bir 16-17 işe başvurdum. Umarım mentorum beni izlemez diyormuşum. Ben biraz kısıtlı tuttum. Yani bana en çok uyabilecek işleri seçmeye çalıştım. 16-17 işe başvurdum ve bunlardan da 5 görüşme yaptım. Yani 6 diyebiliriz ama 5 17 farklı yerle görüştüm. başvurudan 5-6 geri dönüş yaptı. Evet. Tamam. Siz kaçında işe başladınız? Kaçıncı konudaki başvurudan? İlkinde mi? Saniye düşünmem lazım. Biraz sona doğruydu o Tamam. başvuru. Yani bazı firmalar çok büyük çapta oluyor ve çok geç dönüş yapıyor. Evet. Bir, 1,5 ay sonra dönüş yapıyor. Onlar döndüğünde ben artık işe girmiştim yani. Bazıları öyleydi. Benim yaklaşık 1,5 ay, 2 ay olmadı yani. Anlaşmamı imzalama sürecim. Dediğim gibi bu 5 tane dediğimin bu arada ikisi telefon görüşmesi. İkisi video konferans. Bir tanesi de firmada görüştüm ve işe girdim zaten o Çok firma. iyi. Hayırlı olsun. Referansla mı yoksa kendi başvurunuzla mı işe girdiniz? Kendi başvurumla işe girdim. Tamam. Girdiğiniz İnternetten bulup. mülakatlarda karşılaştığınız en zor sorular nelerdi? Bir aktarır mısınız? Eğer aklınızda varsa tabii. Tabii ki. Ya böyle zorluk göreceli bir şeydir ya. Benim için soft skill'ler daha zordu işin açıkçası. Aslında yani en kolay kısım hani herkes hazırlanıp gidebilir. Klasiktir yani internette de dolaşıyor zaten hani soft skill soruları ne olabilir. Ben onlarda zorlandım daha çok. Teknik olarak ISTQB'ye yöneliyorlar. Hani çok zor bir soru gelmedi. Hani böyle ne bileyim test kapsamı, coverage vesaire hani böyle matematiksel soruları vardır ya da anlaması zor ISTQB'de. Öyle sorular gelmedi. Daha böyle basit yani aslında yaptığımız şeyi tanımlayan, fonksiyonel testi tanımlayan sorular geldi. Daha da hani teknik bakacak olursak işte ilk ve tek hem de son teknik mülakatım şu anki firmamla oldu. O da Jenkins nasıl bir tool'dur? Hani çok yüzeysel anlattım. En zoru buydu diyebilirim. Genelde ilanlara baktığım zaman en az 2-3 yıl tecrübe istediklerini görüyorum. Siz bootcamp'ten mezun oldunuz. Direkt başvuru yaptınız mı yoksa rezümenize tecrübe falan gösterdiniz mi? Şöyle rezümemde sadece internship projemi yazdım. O da zaten hani yaptığımız bir şey. Bir projeyi simüle ettik, beraber çalıştık arkadaşlarımızla, mentorlarımızla, hocalarımızla. Bir tek onu yazdım ve bu şekilde işe girdim. Şimdi matematik öğretmenliğinden yazılıma geldiniz. Bir bootcamp'e nasıl karar verdiniz? Tek pre-education'ı seçmenizde hani özellikle bir neden var mı?
Yani şöyle arkadaş tavsiyesiyle seçtim ben. Yani kendim çok araştırmadım. Ama dediğim gibi çok da memnun kaldım. Yani arkadaşıma iyi ki güvenmişim. Burada yakın bir arkadaşımız zaten. O güzelce araştırmıştı sağ olsun. Bu şekilde girdim. Yani. Take Pro Education'ın verdiği eğitimden bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Yani şöyle önce temel bir eğitimden başlandı Java. Burada developerlar, testerler ortaktık. Daha sonra zaten herkes branşına göre dağılıyor ve o süreçte karar verme şansınız da var. Ben biraz hızlı karar verip girmiştim. O yüzden çok bir fikrim yoktu hangisi olabilirim acaba. O süreçte emin oldum tester olmaya daha yatkın olduğumu fark ettim. O açıdan güzel oluyor. Hani karar vermek için daha vaktiniz oluyor. Onun dışında mentor destekleri var. Yani haftalık bir görüşme var kesinlikle. Talep edilirse ekstra birebir görüşmeler yapılabiliyor. Ya bu çok güzel. Ben bazen yani grup önünde, toplum önünde konuşmaktansa, hani soru sormaktan böyle biraz bir adım geri duran bir insanım. Özelde hani mentörden rica edip bir saat, bir gün ayarlayıp görüşebiliyorduk. Bu iyiydi benim için. Onun dışında dersler canlı derste sorularımızı hani o anda sorabiliyorduk. O da iyi oluyor. Kayıtları oluyor zaten. Kayıtlardan tekrar izlenebiliyor, tekrar edilebiliyor. Yani o şekilde ve sıralama hani güzeldi. Birazcık hani dış kabuktan şey olarak söylemiyorum. Java temeldir tabii ki bir programlama dilidir. Ama ben Java'ya gittim. Selenium'da da kullandım. Ya da işte API testine de kullandım. Biraz dışarıdan hani genelden bütünden özele doğru gitmesi de güzel. Yol haritası var yani hani insan kaybolmuyor en azından. Takip ediyor. Öyle genel olarak bu şekildeydi benim için bootcamp süreci. Yoğun bir süreç ama dediğim gibi mentorların desteği, zaten hocaların verdiği eğitim ve en önemlisi güzel bir grubum vardı. Şu an hala görüşüyoruz. Güzel bir çalışma grubunun olması eğitim sürecini hızlandırıyor, kolaylaştırıyor, keyiflendiriyor. Öyle söyleyebilirim. Bu alana yönelmeden önce bir yazılımla ilgili bir bilginiz var mıydı yoksa sıfırdan mı girdiniz? Yani dediğim gibi ben matematik öğretmenliği okurken 2 dönem şöyle bir ders aldık. Yani çok ilkel bir programlama diliydi. Bir matematik problemini bilgisayara nasıl aktarırsın? Hani hiçbir adımı kaçırmadan. Şu an belki ilkokullarda da bazı kodlama dersleri yapılıyor. Evet. Öyle biliyorum. Seçmeli dersler vesaire. Yani onun gibi bir şey. Bunun dışında hiçbir yazılım bilgim yok ve bilgisayarım bozulsa ya da işte bir şey olsa, bozulmak derken yani hani bir uyarı alsam vesaire, ben gidip başkasına yaptırırım. Yani ya eşime yaptırırım ya abime, hani öyle çok teknolojik olarak meraklı, ilgili ya da bir becerikli bir insan da değildim açıkçası. Hala da öyleyim. Şu anda da support var. IT supportlarımız var. Onlara yazabiliyoruz yani. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Bu sektörün en güzel özelliklerden biri remote, yani uzaktan çalışma olanağı var. Bundan biraz bahseder misiniz? Siz remote mu çalışıyorsunuz yoksa ofis, hibrit mi? Yani hibrit olarak anlaştım ama çok flex, yani o konuda sıkıntı yok işlerim. Ben daha 2. gün firmaya gittim ve 2. gün yani arabam bozuldu. 3. gün haber yolladım. Ben artık remote çalışacağım bir süre. Hiç kimse sıkıntı etmedi. Zaten onlar da o şekilde çalışıyormuş. Ve sektör yani genel olarak genele bakacak olursak ilanlarda çok fazla remote ya da hibrit var. Yani yakından, belki yakın çevrede olmanızı istiyorlar, evet. Ara sıra çünkü firmada eventler oluyor, hani buluşmalar oluyor ya da meetingler oluyor. Onlara gitmeniz için yakın, ulaşılabilir bir yerde olmanızı istiyorlar. Ama remote çalışmak da çok çok yaygın, yani ayda bir iki kez gidebilirseniz uzakta bile olsa sıkıntı değil. Almanya'da QA olarak ortalama maaş nedir? Ortalama vermek gerekirse. Pardon, sesim kapalı kaldı. Almanya'da QA olarak ortalama maaş nedir?
Burada benim gözlemlerime göre maaşlar bu arada yıllık ve brüt verilir Almanya'da. Yani vergisi içinde, hani vergisi kesilmemiş haliyle söylenir. 45-50 bin bandında diyebilirim ben. Tecrübesiz birisi için, yani yeni bu alana girmiş birisi için 45 bin 50 bin bandında yıllık. 45 bin 50 bin euro. Evet. 45 bin 50 bin euro. Yani aylık nete vurduğumuzda 2600, 2800, yani 3'e yaklaşıyor. Öyle diyeyim, hani artık hangisiyse 45 mi 50 mi ona göre değişir. Arkadaşlar direkt yurt dışına açılan. Buradan söyleyeyim. Mülakat deneyimlerinizden birini paylaşır mısınız? Hani bu işe girme süreci nasıl oldu? Nasıl ilerledin? Yani dediğim gibi çok mülakatım olmadı. İki telefon, onları zaten geçelim. Telefon mülakatları çok şey oluyor, böyle bir sesli form doldurma gibi oluyor daha çok. İlk mülakatımdan ufak bahsetmek isterim. Onda çok deneyimsizdim. Dediğim gibi bu soft skill soruları, yani bir neden tester olduğunuz sorusuna ben direkt takıldım mesela, hani bir şey söyleyemedim. Yani hoşuma gitti, oldu hani, ama bu mülakatta öyle bir cevap kabul edilmiyor, hani daha bunu mantıklı bir çerçeveye sığdırmak gerek. Bu noktada işte bana ders oldu, bir sonraki mülakata güzel bir cevapla gittim vesaire. En son zaten dediğim gibi bu işe alındığım firmayla mülakatım vardı. Onda da direkt teknik elemanlarla video konferansla ilk görüşmemizi yaptık. Yani çok relax bir ortam oluyor. Hani ben böyle bir stresle girmiştim ama çok hani sevecenler, güler yüzlüler. Onun dışında teknik olarak onlar da zaten test ekibini yeni kurduğu için çok ağır teknik sorular yoktu. Daha çok ASTQB'yi öğrenmek istediler. Benim kişiliğimi hani öğrenmeye çalıştılar. Öyle yorumladım ben. Dediğim gibi rahat bir atmosfer vardı. Sonra da firmaya çağrıldım. Heyecanlandım tabii ki. Bu benim Almanya'daki bu arada ilk de işim, yani hani ilk işim ve direkt tester olarak başladım. Farklı bir branştan başlamış oldum. Yani o yüzden bir iki kat heyecanlı bir şekilde gittim firmaya. Ama ortam, yani kapıdan itibaren çok güzel karşılıyorlar. İşte ana dilim değil, takıldığım yerler oluyor. Tamamlıyorlar ya da nezaketle bekliyorlar cümlemi bitirmemi, tekrar söylememi. Almanca seviyem bu arada C1 yarım, yani C1 bir orada bıraktım. O şekilde, yani rahattı atmosfer, güzeldi. Dedim çok fazla teknik bir soru da yoktu. Bu şekilde işe girmiş oldum. Son sorumu soruyorum. Sonra soru cevap varsa oraya geçeceğiz. Tek Education'dan aldığınız eğitimden memnun musun? Çevrenize önerir misin? Ben memnunum. Kesinlikle de öneririm. Yani dediğim gibi ben şu an SAP'yi kendi başıma öğrenmeye çalışıyorum. Kayboluyorum bilgilerin içinde. Güvenilir, güzel, böyle arkadaşlar da araştırsın. Yani TechPro zaten en son ne kullanılıyorsa tool onları öğretiyor. Ona uygun, kişiye uygun, hani belki bilmiyorum saat olarak çalışanlar vardır aranızda. Kendine uygun bir yer bulsun, ama ben tekrardan memnunum. İyi ki buraya kaydoldum. Rahatlıkla söyleyebilirim yani. Ederi. Arkadaşlar varsa sorularınız alalım. Hemen soralım. Evet, ben soru görüyorum. Hangi batch diyor? Ben batch 103 mezunuyum, Fatma Nur Hanım. Almanca şart mı? İngilizce ile de iş bulunabilir mi demiş Ceyhun Bey. Yani şöyle, bence bulunur. Hatta bir yer vardı. Aynen, başvurmuştum ama sonra başvurumu geri çektim. İngilizcemin yeterli olmadığını düşündüm. Var. Birazcık düşük oranda ama. Yani şöyle olsa, B1 seviye Almancanız olsa İngilizce ön planda bir şekilde başvurabilirsiniz. Ama Almanlar sanki biraz önem veriyor. Evet. Almancanın da olmasını istiyorlar. Ceyhun Bey, ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Hani bizde nasıl iş kurumu varsa, işçi kurumu Almanya'da da var. Onunla konuştuğumda en az C1 ve C2 istiyorlar. Ama Almancanız B1 yeterli olur. Bilginiz olsun.
Yunus Bey hangi sektörde çalışıyorsunuz demiş. Moda branşı. Güzel, heyecanlı bir branş. E-commerce alanında çalışıyorum. Ve SAP ile çalışıyorlarmış. Şu an SAP öğrenmeye çalışıyorum. Yani tüm üretimden tüm satışa, yani end user'a kadar o accounting, işte nakliye, shipping, yani kargo, tüm süreci içeren tüm birimleri çatısı altında toplayan bir sistem var. SAP, belki duymuşsunuzdur. O sistemle çalışılıyor. Rezümenizi nasıl hazırladınız demiş Fatih Bey. Kaç sayfaydı? Şöyle olsun, dikkat etmemizi gerektiren hususlar var mı? Rezümemi ben mentorumla beraber hazırladım. Yani buranın formatı varmış Almanya'nın. Bilmiyordum açıkçası. Yani en son yapılan en üste gelirmiş. Türkiye'de de çok rezüme hazırlama fırsatım olmadı. Öyle yani, taze mezunum Türkiye'deyken. Dedim, yani buranın formatının uygun olması gerek. Onun dışında rezümeye yazdığınız her şeyden kesinlikle sorumlusunuz. Yani bizim firmaya lazım değildi ama bana Jenkins'i biliyor muyum diye sordular. Yani şu an bakıyorum ki, yani çalışmaya başladıktan sonra anladım ki Jenkins'le ilgili hiçbir şeyleri yok, kullanmıyorlar aslında. Ama ben oraya yazdığım için onu öğrenmek istediler. Zeki Bey'in sorusunu çok anlamadım. P22 mi? SAP demek istemiştim hocam. Belki onu mu sordunuz acaba? SAP'de bir tecrübem yoktu. Firmayla da bunu paylaştım. Tecrübem olmadığını biliyorlar. Burada. SAP'de dataları mı giriyorsunuz yoksa uygulamaya eklentiler yapıyor musunuz? Şu an ben bayağı sayıcı modundayım Ahmet hocam. Ama SAP'ye çok fazla software bağlanmış. Hatta middleware dedikleri yerler var. İşte ABG ile birden fazla API'yi yönetiyorlar. Yani böyle çok dallı budaklı bir sistem var. Ben daha henüz anlamaya çalışıyorum. Datalar da orada. Database'i de HANA DB olarak. Database de yine SAP'ye bağlı. O şekilde, yani şu anlık benim de bilgilerim bu kadar. Aktif olarak bir şey yapmıyorum. Henüz öğrenmeye çalışıyorum. Teşekkürler, sevindim. Arkadaşlar, var mı başka sorunuz? Teşekkür ederiz Ahmet. Son iki soru alalım. Yani o konuda hiçbir fikrim yok Ceyhun Bey'in sorusu. Türkiye'den Almanya için sponsor firma bulmak imkansız mı? Aslında imkansız değil. Yani bir kişi tanıyorum ama çok yakından tanımıyorum. Yani bir gün öyle bir sohbet etme fırsatımız oldu. Developer kendisi. O yani bayağı başvuru yapmış yapmış ve sonunda Bauhaus'tu galiba, yani ya da benzeri böyle bilindik bir yerden sponsor olarak, yani buraya getirdiler onu, tüm süreçlerini üstlendiler. Bir yıl sürdü süreç ama yine de gelmiş, kendisi o şekilde anlatmıştı. Ama benim deneyimim çok daha farklı, yani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Ahmet Bey Jira'yı sormuş. Jira'yı aktif. Evet, Jira Confluence kullanıyoruz. Confluence'te dokümantasyonlar var. Çok yoğun. Yani yapılan her adımı dokümante etmişler. Şu an benim gibi onboarding sürecinde olan insanların çok işine yarıyor. Jira X-Ray de kullanılıyor bu arada. Hani ticket sistemi, hani bak orada oluşturuluyor vesaire. Orada Kanban board'da çalışıyorlar. Fatih Hoca'nın sorusu, hocam 200-300 başvuru yapıp 8-10 firmanın dönüş yaptığı çokça kişi tanıyorum. Siz 16 başvuru yapıp 6 görüşme talebi almanızı neye bağlıyorsunuz demiş. Yani bir şey diyemeyeceğim. Biraz da belki hani bazen nasip oluyor ya bazı işler. Oraya bağlayabilirim açıkçası. Bilemedim. Biraz da dediğim gibi seçtim. Hani benim kualifikasyonlarımı aşan hiçbir yere yazmadım. İngilizce mesela, başvurumu geri çektim. Yani bir firma İngilizceydi. LinkedIn'den beyefendi bana kendisi yazmıştı. Tamam falan dedim. Bir başvuru yaptım. Kendisine referans gösterip. Sonra ama tekrardan başvurum
Bunu geri çektim. Yani dedim belki onun etkisi vardır. 16 tane başvuru yaptım ama trainee programlarına başvuru yaptım. Hani trainee programları da belki aramızda bilmeyenler vardır. Bir yıl ya da işte 6 ay neyse her kuruma göre değişiyor. Size bir eğitim veriyorlar. Eğitimin yanında projede de aktif olarak çalıştırıyorlar. Yani hem öğreniyorsunuz hem çalışıyorsunuz. Ortalama maaştan da yıllık 5 bin, 6 bin kadar düşük, böyle aşırı düşük değil, 42, 43 bin. Hatta ben mülakatlarımdan birinde böyle bir firmayla yapmıştım. Yani bilmiyorum, belki de dediğim gibi biraz çok seçtim yani. Kendime uygun olanlardan 16 firmaya başvurdum. Oradan da 6, hatta sonra beni arayan 2 yer daha oldu görüşme için. Onları da iptal ettim. Çünkü hani ben burayı buldum artık. Bir süre kafa tatili yapmak istiyorum modundaydım açıkçası. İşe başlayana kadar dinlenmek istiyorum. Daha fazla aramayacağım. Hani aradığımı buldum dedim ve onlarla da görüşmedim. Başvurularda en önemli Almanca bilgisi maalesef. Evet. Ama şey değil Yunus Bey, sertifikaya bakmayan yerler de çok. Yani sertifikayı ben bazı yerlere yüklemedim. Görüşmede belli oluyor. Dediğiniz gibi mülakatta belli oluyor başvurudan ziyade. Teşekkür ederiz Sevim Hanım katılımınız için. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Bayağı faydalı bilgiler öğrendik. Çok sağ olun. Rica ederim.